kelinde ol gekirse, yön çıralı masakan değil de. Ayol kişilerini tört tane asasıya karab, tört tane asasıya kızıkıp ünanıladı. Ünan olgen köler, albette çıralı gün isteyesiler. Bu razillik, kabihlik, iflaslik dedi mi? Tamam. Bir ayolunu dedi de, çünkü yetemem de günahkı olurdu. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ama ba'd, assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Kalbada misqoli zarra, kibri bor odam cennetke kirmiydi. Şunda bir kişi turib aytdi ki, ya Rasulullah, bir kişi özünü kiyimini ve poyabzalini gözeli bo'lishini yaxshi ko'radi. Şunda Peygamberimiz aytdilar, inna allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah Ta'ala, albatta Allah Ta'ala gözeldir, gözelliğini yaxshi ko'radi, el kibru. Batarul haqqi va gumtun nas. Bu kibir emas. Alloh chiroyli zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibir haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik dedilar. Go'zallik kibir emas. Masalan, 1 litr sutga 2-3 litr suvni qo'ssangiz, bu ichsa bo'ladigan ichimlik bo'ladi. Chunki suvning tabiati, sutning tabiati bir-biriga yaqin. İçimlik ichsa bo'laveradi. Ammo 1 litr sutga 1 piyola neft qo'ssangizmi bo'ladi? İçi bo'lmaydi çünkü sütni tabiatı bilan neftni tabiatı bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, ubudiyat qulchilik bilan kibr hech qachon bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Allohning haqiqiy quli, haqiqiy mu'min bandasi mutakabbir bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytdilar, qalbida misqoli zarra kibri bor odam jannatga kirmaydi. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Yana bir hadis o'qiymiz. İmam Bazar'dan, Bayhaqi'den, Anas radıyallahu anhu'dan Resulullah ettiler La yadhulul cennette men fi kalbihi mithkalı zerrati min kibrin Kala raculun inna racula yuhibbu en yakuna thawbuhu hasanan ve na'luhu hasanan Kalbede zerrece kibir bir adam cennetke kirmiydi dese bir adam kiyimi ve ayak kiyimi, ayak bağışları çıralı buluşunu halaydı bir adam kibir mi de gene de Peygamberimiz yok deyip cevap verdiler. Başkaları da hakkını ada okumasıdik özünü başkalardan üstünde bilişlik, hak söz etkende kömmeslik, bu kibir ve bu günah, iblisin günahı. Aba vastakbara ve kâne minel kafirin. Adam aleyhisselam'a secde kılıçtan baş tarttı, kibir kıldı, neticede kafirlerden buldu. Öyle ki Müslüman adam, yanındaki adamları itiraf kıladı. Fazlını biladı, kadrını biladı. Uladı kadr kıymetini özünü onun gibi koyadı. Özü, yanınızdaki adamı mensimasligiz, to'g'atmasligiz, siz için yeterli günah. Başka günahı gerek yok. Rasulullah aytadilar, bi hasbil mar'i minash-sharri en yahqira ahahul muslim. Kişi, özünü musulman birodarını haqir körüşlüğü, şu kişi için yeterli günah. Mensimiydi, kibir kıladı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öte kemter zat bo'lganlar. Bir kişi, Uzat sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna kirip yapırmakçı bulduyu. Kirip, haybatı sırı basıp, yapını toplamaya kaldı. Tıla eylemeye kaldı. Bunu Peygamberimiz görüp ettiler ki, Havvin aleyk, fe inni lastu bi melikin, inneme ana ibnu imratin ta'kulul qadida. Özü yüzü basmalı. Ben paşamaz mən. Ben qadid, yani kurtulun göçte yiğidigen ayalda bolası mən. Yani adlı adam mən de yaptılar. Rahmatan lil alamin bo'lishga qaramasdan kamtarligini ko'ring. Rasululloh kamtar bo'lganlar, mutakabbir bo'lmaganlar. Safarlarning birida Rasululloh to'xtaganlarida hamrohlardan bittasi men qo'y soyaman dedi. Ikkinchisi men uni pishiraman dedi. Rasululloh men o'tin terib kelaman dedilar. Qarang, Rasulullohga bura ish buyurmaydi. Rasulullohning xizmatini qilishlik sharaf sahobalarga, ammo Rasulullohning kamtarligini ko'ring. Demek mu'min kishi mutakabbir bo'lmaydi, kamtar bo'ladi. Güzel, el-cemil. Allah Ta'ala bendeni güzel buluşuyla haklıydı. Pakize, üstü baş tertipli, hoşboy, saçları taralgen, suratı çıralı buluşuyla gerek. Bu yerde yengi kıyım değil miydi?
eğer kim hakkında yaparsak, pakize kim deyildi. Yuvulgen, taralgen, tatbik eltirilgen. Gözellikini yaş görüşlik insanlı tabiatı da var. Bana aitiler, kimiler çıralı maşından yaş görmüştüler? Kim çıralı yüydü yaş görmüydü? İnsanlı tabiatı da gözellikli bugün intiliş var, bu onun fitratı da. İnna Allah'a cemilun, yuhibbul cemal. Albatta Allah Ta'ala güzeldir, güzelliğini yaş görelim. Hatta buradalar, yapıradığın sözümüz güzel olsun. Abbas ibn Abdülmuttalib, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emekçisi. İkinci emekçilerden. Soruştu, siz kattarak mı, Resulullah kattarak mı? Şimdi Abbas ibn Abdülmuttalib de yapını kareyim. Men ertarak tuğulayım ben, lakin Resulullah menden kattalardır cevap verdi. Men kattaman desa bo'laradi, ama chiroyli bo'lmaydi bu. Rasulullohdan kattaman dedi o'zini oxiri. Deylarmidi? Agarchi biz gapirayotgan gapimizni tuzalishini xohlasak, biz avval eshitishni o'rganaylik. Eshitishni o'rgansak, endi chiroyli gapirishni o'rganamiz. Demek, men Rasulullohdan erta tug'ilganman, ama Rasululloh mendan güzel söz bugün ekağımı, güzel söz. Maddi ve manevi güzellik matlub. Maddi ve manevi tamamen Müslüman kişi güzel buluşu gerek. Demek Müslüman özünü kıyımını çıralı kılışı kibirdenmez. Maşinasını çıralı alı yürüyüşü kibirdenmez. Üyücayını çıralı kılışı kibirdenmez. Çünkü o insanın tabiatı barınırsa ve güzel kısa özü de barınırsa Allah bunu yaş görədi. İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Adamların yüzündeki haldeki namuna bulup, zahri bilen, fiili bilen, adamların havas bulunan halatı turuş, bu aynı dinimizi talaba buladı. Mumun bende barılığını gözal kıladı. Özü de Allah Ta'ala'nın el cemil sıfatından bir ölüş payda kılışıydı haliydi. Adaletli buladı, adil bugün zatki yakın buladı. Rahim şefkatli bo'ladi, Ar-Rahim bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Xayr sahovatli bo'ladi, lutfli bo'ladi, Al-Latif bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. O'zini go'zal olib yuradi, Al-Jamil bo'lgan Allohga shu bilan yaqin bo'ladi. Ehtimol gapira olmassiz, nutqingiz yo'qdir. Ehtimol pulingiz yo'qdir, infoq ehson qila olmaysiz. Ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir, lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi, birodar? Keladimi? Keladi. Özizi şimdi çıralı alıp yürüyünde maksadiz el-cemil bugün Allah şunu yakış görürken degen maksad olsun şüpheliz bilen Allah yakın bulu orasız. Hammayam özünü apak tutadı. Hammayam özünü taşkı görünüşünü çıralı kıladı. Lekin hamma şu kılıyken işiden Allah'ın rızasını istedi mi yok mu? Adam bana ne dedi? Sen üstü başını yıkara basın. Üyetmeyse mi? Kimden üyetmeyse mi? Ha adamlarda. Biz özümüzü çıralı alıyoruz kim için eken? Güzellik. Güzellik ne mi özü? İnsanlı közü ve kalbi yokadı gönlarsa. Güzellik insanlı közü çıkken de kalbi kuvanadı gön, kalbi yeriydi gönlarsa. Güzellik buradalar şekilde buladı, ahlakta buladı. Güzellik deyilken de adamlarda düşünçesi fakat yine şekil düşünülüyordu. Ama içki dünya hakkında, içki dünyanın güzel buluş hakkında bura öyle ben koymaydı. Mesela vafa, ahdiga vafadar buluştuk, güzelliği mi? Sahavatli buluştuk, güzelliği mi? Keçirimli buluştuk, güzelliği mi? Bu ahlakdaki güzellik. Buradalar, cismani, cesedi güzelliğinden göre manevi güzellik çıralıya rağbı oladı. Nasıl şekilde çıralı gelişken adam, bir metrem etken yapıya cevap vermeydi. Kim onu yaş görürdü? Nasıl kötü olgen çıralı ayol, eriye mehri yok, eriye muhabbeti yok, vafası yok. Kim yaş görürdü bunu? Güzelliği de gene fakat zahırda düşünmeyelik. Bu içki dünyaya hem güzel buluşu dikerek buladı. Tabiinlerden Ahnaf İbni Kays, özünün kavmini sayyidi bugün. Körümsüz bugün, huni bugün, pasteyi boylu bugün, közü manaka bugün, kararayını bugün. Hulas körümsüz. Ama şu kişinin gazabı için, kavmadan 100.000 kişi gazaplanırdı. Ne mi gazap kılıyorsan da soramazdı. Bu kişinin neması güzel idi?
axloqi, tasarrufoti ichki dunyosi. Zohirni xuniyligi bora qaramasin. Agar odamlarda ichi qanaqa bo'lsa, shu narsa tashiga chiqib turadigan bo'lgandami? Demak, go'zallik faqatgina moddiy jasadiy bo'lmaydi. Uni fasohati, axloqi, saxovati, kamtarligi, rahmati xullas fe'l atvorida ham go'zallik bo'lishi kerak bo'ladi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari juda ko'p o'qiganmiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu, ani Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Tunkahul mar'atu li arba'a." Ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Limaliha. Mol davlatiga qiziqib uylaniladi. Li hasabiha. Nasl nasabiga qiziqib uylaniladi. Li jamaliha. Chiroyiga qarab uylaniladi. Va li diniha. Diniga qiziqib uylaniladi. Qarang, to'ralasi ham chiroyli narsa. Boylik chiroyli narsa. Nasl nasab chiroyli narsa. Chiroy chiroyli narsa. Din chiroyli. Qani to'ralasi ham go'zal bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, dindorini tanlagin. Baraka top ko'r yoki baraka topasan. To'ralasi turganda birinchi diniga qaraymiz. To'ralasi ham chiroyli narsa, go'zallik. Shunda dini birinchi o'rinda turishligi kerak bo'ladi. Go'zallik faqatgina shaklda, zohirda emas. Uylanadigan ukalar albatta chiroyligini istaysizlar. Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyiga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zingizlar ko'rayotgan narsa, lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor. Doim xizmatida, doim ko'ngliga qaragan, bor yo'g'ida yonida birga turadi. Bunaqa erkakning hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal. Juda ham chiroyli. Lekin bo'yiga aytilgan narsalar yo'q bunda. Vafo yo'q, mehr yo'q, muhabbat yo'q, xizmat yo'q. Endi bu erkakning hayoti nima bo'ladi? Do'zoxdan bir parcha bo'ladi. Aytilinyapti, chiroyiga, puliga, nasl-nasabiga, diniga deyapti. Dinini birinchi qaraylik, dinini. Kishi chiroyli kiyimni kiydi. Chiroyli yuvib taranda, sochlarini taradi, xush bo'ladi, sepdi. Zohiri go'zal bo'ldi. Odamlar ko'rsa ko'zi quvonadigan bo'ldi. Endi shu odam fahsh bo'lgan, buzuq bo'lgan, bazi bo'lgan so'zlarni gapirib tursa, yarashadimi? Boshqacha tasavvurda turdi, sal shaklini ko'rib turib, obrazovni odamga o'xshayapti. Didli odam ekan, chiroyli kiyinibdi, chiroyli zo'r ekan deysizmi, og'zidan chiqqan gapni ko'rib turib, haligi tasavvuringiz buziladi. Buni odamga aytish kerak bo'ladi. Sen yo kiyiminga yarashadigan so'zni so'zla, yoki o'zingga yarasha kiyimni kiyib ol. Ma'qulmi? Shuning uchun zohirlik go'zallik bo'lgandek, botiniy, ma'naviy go'zallik ham siz bilan bizda bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu so'z masalasida Rasululloh aytadilar: "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu." Kishini iymoni mustaqim, sobit, mustahkam bo'lmaydi, to qalbi mustahkam bo'lmagunicha. "Vala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu." Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Shuning uchun kiyimimizni chiroyli qilgandek, so'zimizni ham chiroyli qilaylik, fe'limizni ham chiroyli qilaylik. Mana endi birodarlar, go'zal axloq. Fasbir sabron jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr qiling. Alloh taolo chiroyli sabr qildi deyapti. Demak, chiroyli bo'lmagan sabr ham bor. Chiroyli bo'lgan sabr tushunarli. Chiroyli bo'lmagan sabrchi sabr qildi. Asabiylashadi, g'azablanadi, uni so'kadi, buni turtadi, buni tepadi, uni alamini oladi. Bu ham sabr, lekin qanaqa sabr emas bu? Go'zal sabr emas. Chiroyli avf qilish. Chiroyli avf qilish. Fasfahis safhal jamil. Bas ey Muhammad alayhisalom, ularni chiroyli kechirish bilan, go'zal kechirish bilan kechiring. Ya'ni kechirdingiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'ldimi, go'zal bo'lmadimi? Biz kechirishdagi, axloqdagi go'zallikni gapiryapmiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'lganligining belgisi shu kechirgan odamingizni qaytib shu aybini gapirmaysiz. Agar
esiga kelganda, alam qilib ketganda, ha? Jazobasi tutib ketganda gapirib qo'ygan bo'lsangiz, bu kechirishlik go'zal kechirishlik bo'lmaydi. Bir odam ikkinchi odamni qomatib yuborishi xatarliroqmi? Yoki bir odam ikkinchi odamni quduqqa tashlab yuborishi xatarliroqmi? Albatta quduqqa tashlab yuborishi xatarliroq. Chunki qomalgan odamni tirik qolishi mumkin. Tirik qoladi. Yusuf alayhissalom akalari 12 yashar paytida quduqqa tashlab yubordi. Keyin Misrga borganda Misrning vazirini ayoli Yusuf alayhissalomni qomatib yubordi. Qaysinisi xatarliroq Yusuf alayhissalom hayoti uchun? Albatta quduqqa tashlanishi. Ammo oradan 20 yillar o'tgandan keyin akalari oldiga kelganida shu ishini eslatmadi. Nima dedi? Astagfirullah. Vaqad ahsana bi iz akhrajani minas sijn. Alloh menga ulkan in'om qildi, meni zindondan chiqardi dedi. Nimani aytmadi? Quduqqa tashaganini, akalarini shu ishini aytmadi, eslatmadi, chunki chiroyli kechirganida. Shuning uchun eslamadi, gapirmadi. Bizda ham o'tib qoladi. Bir paytlar amaking mana qilganida. Bir paytlar tog'ing mana qilganida. O'zi kechirganman degan. Lekin nima qilaveradi? Demak, kechirmabdi bu odam. Go'zal kechirish bu aybni qaytib eslamaslik bilan bo'ladi. Rabboniy go'zallikning martabalari. Alloh taoloning zoti go'zal. Sifatlari go'zal. Fe'llari go'zal, ismlari go'zal. Alloh taolo shunday go'zal zotki, u zotni go'zalligini, qandayligini na bir payg'ambar bilmaydi, na bir farishta bilmaydi. Allohning qanchalik go'zal ekanligini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Biz aqllarimiz birodarlar sig'dira olmaydi Alloh taoloni go'zalini idrok qilishligini. Shuning uchun birodarlar aytiladiki, shariat adolatning ayni o'zi. Chunki u Allohning manhaji. Shariat rahmatning ayni o'zi. Shariat hikmatning ayni o'zi. Shariat faqat va faqat xayriyat, yaxshilik. Shuning uchun qaysi ishimiz bizi musulmonlar, qaysi bir ishimiz shariat doirasidan chiqib ketsa, u yaxshilik emas, yomonlikka qarab ketadi. Uni har qancha qog'ozga o'ring, har qancha bezang qilayotgan ishingizni shariatdan chiqdimi? Bu endi yomon ish, bu zarar ish, bu xunuk ish. Islom chiroyli sanagan, shariat chiroyli sanagan narsa chiroyli, shariat xunuk deb sanagan narsa xunuk. Bachavozlikni, erkakdan erkakka ayolga o'rganishligini taraqqiyotni belgisi, peshqadamlik deyapti. Har qanaqa qog'ozga o'rayapti. Ammo shariatimiz nima degan? Bu razillik, qabihlik, ifloslik dedimi? Tamom. Har qancha qog'ozga o'ramasin, biz shariatda turib aytamizki, bu ifloslik, razillik, rasvolik. Bizga bu narsalar yot, bu narsalar bizga harom, mumkin emas. Yana qaytaraytamiz, hamma yaxshilik shariatda. Shariatdan chiqdingizmi? Endi har qanday narsaga tayyor turing. Biz Alloh taoloni al-Jamil, go'zal zot deb aytdik. Alloh taoloning hamma yog'i go'zal. Ismi ham, zoti ham, fe'li ham. Shuning uchun fe'lini ko'ramiz. Qor yog'ishini kuzatinglar, qanaqa go'zal. Yomg'ir yog'ishini bir eshitinglar, qanaqa go'zal. Gulni o'sib chiqib kelayotganini ko'ring, qanaqa go'zal. Kichkinagina jiji bolangizni, shu bir 3 oy, 4 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan bolangizni qarang, qanaqa go'zal. Quruq qaqshab yotgan yerga yomg'ir yoqqandan keyin ko'kat chiqqanini ko'ring, qanaqa go'zal. Chunki bu go'zal bo'lgan, al-Jamil bo'lgan Alloh azza va jallaning fe'lidan edi. Qo'limizda yetgan olmamizni qaraylik. Biz qaralab o'tirmaymiz, ha? Qoch, qoch, qoch. Nima yeding? Qanaqa yeding? Olmani oling qo'lingizga. Shakliga qarab bir mazza qiling. Ko'zingiz quvonsin. Hidling, burningiz mazza qilsin. Demak, olmani rangidan, hididan, shaklidan, ta'midan huzurlanayotgan paytimizda birodarlar, buni kim yaratdi, shuni bir o'ylab qo'yaylik. Ko'klamiz orqa qaraylik. Ko'm-ko'k maysa. Siz hech narsa qilmaysiz. Yomg'ir yog'adi, chiqadi. Qadriga yetmaymiz birodarlar. Samoda ko'kligiga, daryoda oqishiga, dengizda mavjlanishiga, kun bilan tun almashiga qaraylik birodarlar. Bularni kim yaratdi? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz Subhanahu va Taolo. Bir ishda juda ham chiroyli qilib qo'ygan bo'lsa, ustasi qarab turar, ha, ustasi kuchli odam ekan, o'zini ishida mohir ekan deysiz. Hunari go'zal ekan deysiz. To'g'rimi? Mashinangizni shunga kraskalab berdi, yangidek qilib qo'ydi. Qoyil ustasiga deysiz. Endi bu koinotni, bu borliqni qarab turib nima deyishimiz kerak? Subhanalloh. Bu go'zallikni yaratgan Alloh taolo o'zi ham al-Jamil, go'zal bo'lgan zot. Walau yarallazina zalamu iz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Bunday zolimlar azobga ro'baro bo'ladigan zamonlarida, qiyomat kunida
bütün kuch qudrat Allohniki bo'lishini va Allohning azobi qattiq ekanini bilsalar edi. Kimlar zolim, kimlar o'ziga zulm qilgan kimsalar, gunoh qilganlar. Inson gunoh qilar ekan faqat o'ziga zulm qiladi. Endi qarab turing. Nima deb gunoh qiladi inson? Masalan, bir ayolni dedida shunga yetaman deb gunohga qo'l urdi. Nimasiga aldandi bu ayolda? Go'zalligiga. Demek bu insonni go'zallikka bo'lgan oshiqligi gunoh qilishlikka olardi. Chiroyli imorat, chiroyli mashinani ko'rdida shunga yetishlik uchun bir harom ishga qo'l urdi. Bu narsalarda nimasiga aldandi? Go'zalligiga. Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan muhabbat uni gunoh qilishlikka, osiylikka olib bordi. Endi nima uchun azobga qoldi? Nima uchun Robbimizga osiy bo'ldi? Vaqtincha bo'lgan go'zalligi vaqtincha bo'lgan mahluqni muhabbat bilan aldanib qoldi. Go'zallikka aldanib qolamiz ekan. Ma'qulmi? Masalan, yangi mashina oldingiz, yuribsiz. 6 oydan keyin yangisi chiqadi. Undan chiroyliroq. Mololingiz ham zo'r o'zi. Nima bilan aldayapsiz? Go'zallik aldayaptikami? Endi inson shu go'zallikka aldanib turib gunohga qo'l ursa, musulmon odam, Allohga itoat qilgan odam haqiqiy go'zallikka oshiq bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning jamoli. Boyagi dunyoda go'zalliklari harakat qilsangiz, intilsangiz yetishingiz mumkin. Yetganingizdan keyin bilasizmi zerikasiz shundan. Ammo haqiqiy go'zallik bo'lgan Alloh taoloning jamoliga intilgan odam bu dunyoda yeta olmaydi o maqsadiga. Shuning uchun doimiy suratda uni hayotida intilish bo'ladi, shavq bo'ladi. Zerikish bo'lmaydi hayotida. Banda xushyor bo'lsin. Banda bu go'zalliklarni tark qiladi yoki u go'zalliklar uni tark qiladi. Chiroyli ayolini yaxshi ko'radi bir erkak. Juda ham yaxshi ko'radi. Lekin bir kun keladi, albatta ajraydi bir-biridan. Yo uni ajali tufayli, yo buni ajali tufayli. Top qo'ygan chiroyli dunyoingiz, chiroyli imoratingiz, chiroyli mashinalaringiz, ulardan albatta ajraysiz. Ammo agar Alloh azza va jallaning jamolini oshiq bo'ladigan bo'lsangiz, bu ayollarga ko'p zulm qilinardi. Mana ma'lumingizki, va idal mavudatu suilat bi ayyi zambin qutilat. Qiz bolalarni johiliyatda bir qattiqligidan, johilligidan tiriklayni olib chiqib ko'mishar edi. O'g'il bola tug'ilsa xursand bo'lishar edi. Qiz bola tug'ilsa yuzlari qorayib qizarar edi. Ularga berilgan bashoratdan ular norozi bo'lishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat ayolni o'zini izzat ikromni o'zini o'rniga qo'ydi. Islom boshqa bir narsani olib keldi. Ayol kishi tabiatan yaralishi jihatidan erkak kishidan zaif bo'ladi. Ayol kishining zaif bo'lishligi bu yomonlik emas. Ularni tabiatidagi mavjud bor narsa. Masalan, ayol kishi jismonan badan jihatidan zaif bo'ladi. Biror odam ularni bu zaifligi uchun ma'lumot qilmaydi, chunki tabiiy bo'lishligi kerak bo'lgan zaiflik. Boshqa tarafdan ular otila va qalb jihatdan ham zaif bo'ladi, ko'ngilchan bo'ladi. Va mana shu ko'ngilchanligi, mana shu zaifligini, mana shu tomoni qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik ayol kishi go'zal bo'ladi. Tasavvur qiling, jismonan baquvvat ayol bo'lsa, yuragi ham boshqasi ham qattiqqina erkakdagi bo'lsa. Bu, ya'ni biz aytayotgan bu zaiflik, erkaklarda yo'q bo'lgan bu zaiflik ayollar uchun ziynat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga har bitta ishda ibrat bo'lgan zot. Astag'idu billah. Wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Bu Payg'ambar alayhisalom bizga nimani bergan bo'lsa olishligimiz kerak, nimadan qaytargan bo'lsa qaytishligimiz kerak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Alloh taolo Ahzob surasida dar haqiqat Muhammad alayhisalomning fe'lida, xulqida, hayotida Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan hamda qiyomatni ko'p zikr qilgan kishilar uchun ibrat namuna bor dedi. Mana endi payg'ambarimiz ayollarga qanday rahmat bilan muomala qilgan. Subhanalloh, payg'ambarimiz hayotini birodarlar yaxshi o'rgansangiz-chi, Rasululloh yosh bolalarga rahim shafqat ko'rsatyapti. Zaiflarga rahim shafqat ko'rsatyapti. Kambag'allarga shafqat ko'rsatyapti. Ayollarga, hattoki musulmon bo'lmagan kofirlarga ham birodarlar rahim shafqat ko'rsatgan. Mana endi ayollar bilan qanday muomala qiling. Ayol kishi, erkak kishi,
Bu ikilisi daim billa. Billa bo'lmasa hayot davom etmeydi. Daim billamiz. Mana şu ayollarga qanday munosabatda bo'lishlikni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rganamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinlarda ayollarga ma'naviy va jismoniy bir aziyat yetishligidan ayollarni ehtiyot qilgan. Ummati Muhammadiyya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini ko'rsatmalarini o'qib o'rgan ekan, ayollarga qanchalik shafqat ko'rsatganligini Rasulullohning hayotida ko'radi. Rasululloh aytganlar, "Istafsu bin nisa'i khayran." Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ko'ring, bu nasihatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da minglagan musulmonlar jamlanib turganda takror aytdi. Ya'ni avvalam aytgan edi bu nasihat. Ammo mana shunday bir ulug' maqomda payg'ambarimiz bir marta yig'ilgan bunchalik katta adatdagi musulmonlar bilan Hajjatul Vado'da mana shu o'rinda takror aytishlikka bu nasihat loyiq ekanligida payg'ambarimiz shubha qilmagan. Yana bir marta aytishlik shart lozim bo'lgan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Vastavsu bin nisa'i khayran fa innama hunna awan indakum." Ayollarga yaxshi muomala qilinglar, zero ular sizlarning qo'lingizdagi asiralardir. Ayol kishini erkak kishini qo'lida turishligini Rasululloh go'yoki bir asir odamga o'xshatyapti. Fe'lan ham shunaqa. Chunki erkak kishi oilaning rahbari, topib tutib kelayotgan erkak kishi qabul qilishlik yoki taloq berishlik haqqi erkak kishining qo'lida, sizni itoatingizda, sizni xizmatingizda, chizig'ingizdan tashqariga chiqmaydi. Rasululloh go'yoki ayollarni asir deb aytyapti. Asirga qanday muomala qilishlik kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga bir to'p ayollar kunlardan birida erlarining xulqini yomonligidan shikoyat qilib kelishdi. Payg'ambarimiz ayollarning oldiga bir to'p ayollar erlarini yomon xulqidan shikoyat qilib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topganlarida aytdilarki, Muhammadning oilasiga o'zlarining erlaridan shikoyat qilib ko'p ayollar keldilar. Ular, ya'ni bu erkaklar, ayollarga shikoyat qilgan erkaklar, sizlarning yaxshilaringiz emas. Ayollarga xulqi yomon bo'lgan, yomon muomala qiladigan kishi musulmonlarda yaxshilar emas deb aytdilar. So'ngra aytdilar: "Xoyrukum, xoyrukum li ahli va ana xoyrukum li ahli." Sizlarni yaxshilaringiz, qarang, yaxshi musulmon qaysi desa payg'ambarimiz aytibdilar, sizlarning yaxshilaringiz o'z ahllariga yaxshilaringizdir. O'zingizni qanaqaligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, ahli oilangiz bilan, xotiningiz bilan qanaqa muomala qilyapsiz? Shundan bilib qo'yavering. Chunki itoat qilmay, bo'yinsunmay, sabr qilmay iloji yo'q ayol kishini. Bo'yga aytgandek, asirda qo'limizda. Oshingizga unaqa muomala qilib ko'ring. Bor senda qo'shnidan kechdim deydi. Endi ayol kishi nochor sabr qiladi. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, orangizda o'z ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman. Sizlarning ichingizda oilasiga yaxshi muomala qiladiganlarning zo'ri menman dedi. Demak, ahli ayolga yaxshi muomalada bo'lishlik bu kishini go'zal axloq egasi ekanligini belgisi. Zaifligini emas. Ayoliga yaxshi gapirish, hurmatini joyi qo'yib, toqati ko'tarmagan sani buyurmay. Go'zal muomala qilishlik bu ukalar zaiflik belgisi emas. Rasululloh go'zal muomala qiladiganlarning eng zo'ri bo'lganlar. Yaxshi musulmon bo'lmoqchimizmi? Ayollarga yaxshi muomala qilaylik. Ayol kishini, ayol zaifa bo'lishligi ularni qadrini pasaytirmaydi. Ularni makonatlarini yerga tushirmaydi. Izzat hurmatda, ehtiyot qilishlikda, sharafda erkaklar bilan barobar. O'zlariga xos ko'rinishda ular ehtirom qilinadi. Ayol kishi deganim ikkinchi sort degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innan nisa'a shaqoiqur rijal." Albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Mana shaqiq degan kalima bitta ota va bitta onadan dunyoga kelgan farzandlarga nisbatan aytiladi, tug'ishganlar. Otasi ham, onasi ham bir.
ayollar erkeklerinin şakikleri. Yani erkek hem ayol hem bitti ata, bitti onadan dünyaya gelirken. İzzet, hürmet bu arası da ayol iş hem teng buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayolla şanı için kılıç götürüp cihat gidiyor. Sirat dastları da ayeti ötülünken Medine-i Münevvere'de Yahudiler hem yaşaşadı. Banu Kaynaka bazarları gel Müslümanlar borup aldı verdi ticaret muamelesini kılışadı. Müslümanlardan biri bana şu Banu Kaynaka Yahudilerini bazarıya borup bir altın büyüm harit kılıçlığı için bir dökende aldı oturup savda kılıyken de bir habis Yahudi geldi de Romalı'nı ya ki köylüğünü bağlap koyadı. Haliki ayol ondan turgende yeşilip getirdi. Avrat açılıp koyardı. Şurada kışkır bir barada hali ayol. Ağır, namus, şeref. Şu cahada turgen Müslümanlardan biri boyaki Romalı'nı bağlap koyken Yahudi külüyekkenini köyledi, barıp da kılıçıyla katıl kıladı. Yahudiler yığılıp gelip bu Müslümanı katıl kıladı. Resulullah bana şu Müslüman'a bana şimdi bir hakaret kılıçını kılgen için. Ağrı'ya, namus'a tekken için. Müslüman kişinin kanını tökken için hoşun tartıp geldi. Bitti ayağının namusu için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ayağını bir Yahudi başına taşına vurup katıl kıgenlik için hop gelip başının ikisi taşla ortası da mecalabına katıl kıldı. İslam'da ayol kişinin şerefi, namusu, hürmeti erkek kişininkinden kem olmuyordu. İbnül Asir bu orunda erkeklerinin tuğuşkanları degen sözden maksat yani erkeklerine okşaydı. Ular izzet hürmet babı da erkeklerle teng de baydı. Müslüman adam ayolga lütfla muamele qilishlik kerak. Mana qarang. Qaysi ayolda kamchilik yo'q? Har bitta odamda kamchilik bor, fazilat bor. Haliga bizning tilda ideal xotin bormikin deysiz. Ideal xotin bo'lmaydi. Chunki ideal erda o'zi yo'q-da. Ko'ring, bu aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirigacha bizga ibrat. Tug'ilib dunyoga kelib, vafot qilgunimizcha nima yo'llanma kerak bo'lsa, nima ko'rsatma kerak bo'lsa, Rasulullohning hayotida bor. Rasululloh aytadilar, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya ahar. Bir mu'min bir mu'minani yomon ko'rmasin, yomon ko'rmaydi. Bitta fe'l uchun. Agar bitta mana shu mu'minadagi bitta xulq, fe'lni yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lib ketaveradi. Ya'ni bir ayol bor, tilijog'i yomon. Lekin uyni pokiza tutadi, xizmatni yaxshi qiladi, bolalarni yaxshi parvarish qiladi. Boyagi ikkita yaxshi fazilatiga qaraymiz-da, bitta aybini nima qilamiz? Kechirib qo'yaveramiz. Yoki bo'lmasa aksincha, ovqat qilishni bilmaydi. Bemaz ovqat qiladi, lekin tilijog'i yo'q. Ota-onaning xizmatini qiladi, qo'shnilar bilan chiroyli muomalada. 100% istamaydi ukalar. Şunali mi? Hem yoldan bir 100% bo'lmaydi. Çünkü siz bilan biz özümüz 100% emasmiz. Özümüzün xulqimiz qanaqa bo'lsa shunga yarashas keladi. Özümüz taqvoda qanchalik mustahkam bo'lsak özümüz yarashas keladi. Payg'ambarimiz aytganlar, bir erkakni Alloh rahmat qilsin. U qaysi erkak? Kechqurun uyg'onadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, ayolini ham sherik bo'lishlikka chaqirib, turmasa betiga suv chashadi. Ve bir ayolunu Allah rahmet kısın, keçesi turadı, taharat kıladı, namaz okuydu, erini uygatadı, uygunması yüz göz uç açadı. Yani birbirine layık oladı da bunu. Demek ayollar gel, lütfla muamele kılıyken de esimizden çıkmaz. İhtimal tazma kılıçtı bilmez. Lakin başka sıfatları kalın da, aybiden körü fazilatı kör. Avf kılıp yaşamasak turmuş kılamayız ülkeler. Hozirgi kunda ana shu qizlardan, kelinlardan oshcha ko'p narsa talab qilganligidan oilalar ko'p buzilib ketayotganligidan guvohi bo'lyapmiz. Shunaliga keyingisi ham shunaqa bo'ladi, ishonavering. Undan keyingisi ham shunaqa bo'ladi, chunki biz aytayotganda qasi yo'q. Shuning uchun kechirib avv qilamiz. Kim turmush qilayotgan bo'lsa, demak, kechiryapti. Xato kamchilik o'tganda kechiryapti, shuning uchun ketyapti. Agar kechirilmasa, biroq bilan turmush qilolmaydi. Rasul aytadilar, bir mu'min, bir mu'minani bitta fe'li uchun yomon ko'rmaydi.
Eğer bir de yok köyünüge yok midyen fiyat düşürse, nerede ikide yakışı fiyatıya karar durup hatırcan popiyatı olalım. Bu talimsiz bilmemiz ki. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da ular bilen tınç tatu yaşayırlar. Allah-u Teala diyordu. Ayollar bilen tınç tatu yaşayırlar. Eğer onlarını yaman körsengizler ham sabır kılıp yaşayırlar. Zira sizler yaman körgenlerse de Allah köp yakışılıklarını kılıp koyan buluşu mümkün. İmam Malik rahmetullahi aleyhinin otası üyleniyorken de nikahı alıp durup kelinde oldu gekirse yön çıralı masakan değil de köyünü bulma geldik bugüneken ayağını görüp durup Ali husnu yokma geldiğini bulup hayadan bulasız ihtimal sizi köyünüzde yokma geldiğiniz de köp yakşılığıyla da Allah dolayı yaşayıp bugün durdu geldiğinde şimdi razı bugüneken İmam Malik tuğberi geldiğinde bana şu ayağı. Çünkü siz bilmemizde 100% yokçılık iş artmaz. Çünkü siz bilmiyorsunuz. Sizge yok muyken nesada yakışılık var mı? Yok ki sizge yok oluyor nesada yakışılık var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ay Allah'a ki bugün rahmeti bu fakat ayet koyun adı gön. Navbetçi, çıralı, geplemesin. Bola diyor. Ayet koyun adı o diydi. Lekin hayatta hiç kendi bir tasarı yok. Tatbik kılınmıyordu. Amel kılınmıyordu. Resulullah'ın etken sözü bunu demesidir. Belki bu sözler her günü tekrar tekrar ameli tatbiki görünürler. Bu ayollar gibi bugün rahmet hakkında edilen sözler bu köngülde kötere şu ayollarda kalbiye az gene bir teskin verip koyuş için edilen sözmez. Biz bana hazır peygamberimizi hayatından bir kança bir levhalarını kildirip atalımız. Eşittirip kulağı saklamız. Bana böyle diyor. Ayollarda malum bir günler yine izzet ikram kılıp köklerine kötarıp biz onda kılamız ona vaha kezalar deyip yapırlar da bir gün. Yettes yıl karasın bu abbaya gidik eski muamele eski bir halat. Şeriatımız ona kadar bir günle hürmet kımıydı ayollar. Şunuylar. Günlerde burada Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girişlikke izin sorar. İmam Abu Davud rahmetten getirirler. Ebu Bekir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşiğindeyken yanıdır. İçkerede Ayşe anamızı avazı barat Resulullah'ı yapırırken yine eşitti. Resulullah'ı avazını kötürüp yapır yaptı kim? Ayşe anamız. Şimdi Ebu Bekir'e izin verildi içkereye girdi de kızıya harap durup ahir avazı yine Resulullah'ı kötürürsen mi? Deyip kızını tazetini verişim, kız domaya kadar yürüp kaldı. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, otasını kızından şöyle bir tosla alıp olup da. Öşü şu kız bakır yaptı dözü Resulullah. Otası tanım verirmen deyip kimse tosla alıp yaptı. Biz de kanada. Kız izge ayet koy. Eğer ben de kısa apkete orayın kızıyız ya. Biz otası geç kağıt kılamız. Resulullah rahmeten lil alemin bugün zat. Tosu aldı kızını. Şimdi Ebu Bekir Sıddık kızının kıyan işinden narazı olup gazablanıp çıkıp gitti. Şimdi peygamberimiz hazır peygamberimizi bakırıp dururken başımızı yıkarıp keyfe raiteyni ankattu ki minel racun bu kişiden size kana kılıp sakılıp o yanımı gördünüz mü diye yaptı. Hani bir neçe gün öttü Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u yine kir mahcup oldu peygamberimiz aldı ki. Kirse birbirine cüze çıralı yaklaşıp oturuptu. Şimdi peygamberimiz vesselam bir karar harbilerge kirişliğimge ruhsat bergenilerdik. Silmilerge kirişimge ruhsat veriler. Yani uruşturgen ileride kirgen ruhsat veriler. Yani de teşbukturgen ileride ruhsat veriler de yani de peygamberimiz kod faalına kirin kirin işte. Görün Resulullah özünü nakli yaptı. Hama yakli yaptı. Bu Resulullah'ın özüne ayol gibi olgen rahim şafkatı otasını tazirini verip koyuştu giden otasını bir talim verişi giden makıldı tostu. Ve me arsennake illa rahmeten lila alemin. Resulullah ayol gibi kançalı şafkatli olgen. Bana hamilelerken maşgur Mücadele suresini tafsirine müracaatlıkla diyen bu sey Havla binti Sa'da raziyallahu anha sahabiyelerden eri Avsiyimde sağmadı. Keşse adamıdı. Cehle tez çıkardığı adamıdı. Bir günü Kuyavu köşeden kendine
bir kayfiyat yok ekanmi, ayolga bir narsa dedi, ayol ham gap qaytardi. Jahli chiqdi-da, sen menga onamni ko'ragidek haromsan debdi. Ya'ni bu jahiliyat davrida bu so'zni aytgan kishi bilan xotin o'rtasiga taloq tushgan hisoblanardi. Sen menga onamni ko'ragidek haromsan. Ko'chaga chiqib ketdi, bir qancha vaqtdan keyin qaytib keldi. Oldiga kelganida Havla roziyallohu anha o'zini chekiga olib qochdi. Nima yop qochyapsan deganda aytdiki, Allohga qasam dedi. Alloh va uning payg'ambari oramizdagi ishga hukm qilmagunicha, hukm chiqarmagunicha menga yaqin kelmaysan dedi. Endi Havla roziyallohu anha yosh katta bo'lib qolgan edi, qarib qolgan edi, bellariga kirgan edi, sochlari oqargan edi. Qariganda eri taloqni berib qo'ydi. Kimga boradi? Kimga boradi? Birodarlar, bu zamonu saodat Rasulullah oldiga bordi. Qaysi vaqtda bordi deng? Qaynola qiladigan paytda odamlar. Kunni issig'ida hamma uyga kirib dam oladigan paytda bezovta qilib Rasulullohni chaqirdi. Rasululloh nima deb javob berdi? Hali asrdan keyin kelsin dedim. Men ham dam olamanmi? Men ham haqqim bormi dedim. Biz shunday deymiz-ku. Bor, ayt. Momahalda kelsin. Yelkasida birodarlar vahiy Ümmetini padişası, ümmetini komandan, ümmetini siyasetçisi, şunca işini herkese kötü yapıyorlar, Resulullah çıktı. Ayollar gerek rahim şefkatı da. Şimdi ayol, Resulullah s.a.v'ın aldı da eşiği de aldı oturup da, Ayşe anamız hem yakın turdu. Kelip derdini açtı başladı. Ya Resulullah, yaşlı günde oldu, ömrümüz harp kıldı, mehnet kıldı, elde kar oldu, belim kıyışa geldi, saçım okar geldi, elde bana kadar. Karı kentur, kanaka şikayet kıladı. Rasulullah innamasdan oxirgacha eshitib gapirdi. Bo'ldi, 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 tushunaldik, tushunaldik. Boraveray. Men Abu Bakrga aytib qo'yaman. Men Umarga aytib dedim. Qaraylar siz bilan biz payg'ambarimizni fe'lidan, sunnatidan qancha uzoq bo'lib ketganligimizni. O'zimizni qo'yib ko'raylik-da. Biz to'xat qila olmaymiz. Bo'ldi, men ham odamman, jinni demalaydim deymiz. Mana shunday pishir-pishir qilib turardi payg'ambarimiz oxirgacha eshitdi. Alloh taolo Qur'onda mana shu Mujodala surasida bir qancha oyatlarni nozil qildi va mana shu ayolning mushkulasi hal bo'ldi. Astagfirullah. Qad sami'a Allohu qawla allati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ila Alloh va Allohu yasma'u tahawurakuma innalloha samiyun basir. Ey Muhammad, dar haqiqat Alloh siz bilan o'z jufti haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh sizlarning ba'zi javoblaringizni eshitur, albatta Alloh eshituvchi ko'rguvchidir. Mana shu voqea ham payg'ambarimizni ayollarga qanchalik shafqatli ekanligini bitta dalil emasmi? Hozirda ayrim odamlar onalarini ozgina gapini ham, onalarining ozgina shikoyatini eshitishni xolamaydigan bo'lib ketgan. Qilib turadi. Noilojli onasidir. Birodarlar, onasi tiriklar bilib qo'ylar, o'tib ketgandan keyinchi o'zingizni boshingizni toshlar yurasiz. Mol ol keladi-yu, bir ish buyursa, ozgina ming'illasa qashimiz kelib bo'ldi deb o'ramiz-u. Va ishonavering, yo'qotganlar biladi buni. Boshinga chiqib o'tirib olsa ham mayringiz tirik bo'lsa deydi. Faqat buni qachon aytadi? Yo'qotgandan keyin aytadi. Ishonavering, yo'qotmaguncha qadrlamaymiz. Yo'qotish kerak ekan qadrlashlik uchun. Ba'zida ayol kishi xato yo'l qo'yadi. Va bu xato odamlarning ko'z o'ngida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham mana shunday bir hayotida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh Oysha onamiz roziyallohu anhoning uyida edi. Ya'ni Oysha onamiz bilan bo'ladigan kuni. Rasulullohning uyiga mehmonlar kelgan. Boshqa bir ayoli idishiga ovqat solib chiqarib yubordi. Rasulullah ovqatni oldida qayoqdan ekanligini so'raganida faloncha ayolingizdan deyishdi. Shunda Oysha onamizni rashqi kelib, g'azabi kelib, Rasulullohning qo'lidagi idishni bir urib tushirib yubordi. Mehmonlar o'tiribdi. Idish yerga tushdi, ikkiga bo'lindi, ovqat sochilib ketdi. O'zingizni qo'yib ko'ring o'shaga. Uyingizda jo'ralaringizmidi, mehmonlaringiz kelib turganda, ayolingiz qo'lingizdagi narsani bir urib tushirib yubordi. Har bitta odam o'zini fe'lini biladi,
Şunun için nima qilishligini ham nima qiladi? Taxminan sezadi. Yana hech kim yo'q bo'lsa ham mayli edi-da. Qarindoshlarini oldida dur ehtimol, ulfatlarini oldida dur. Aytyapmiz-ku, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" deyapti Alloh taolo. Biz olamlarga sizni faqat rahmat qilib yuborganmiz deb aytdi. Rasulullohni muomala qildi. Ayolini bu zaifligiga rahmi keldi. Holatini tushundi. Rashqini kechirdi. G'azabi kelmadi, achchiqmadi, fe'liga yarasha javob qilmadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sinib ketgan ikkita idishni oldida bir-biriga yopishtirib turib, ovqatni terarkan, g'orat ummukum, g'orat ummukum, kulu, kulu dedi. Onalar rashq qilib ketdi-da. Onalar rashq qildi-da, onalar rashq qildi-da, ovqat terib yegizdi mehmonlar. So'ngra Osha onamiz o'zini uydan idish olib, uniga berdi, sinig'i singan joyda qoldi. Biz kayfiyatimiz zo'r bo'lganda, savdo yaxshi bo'lgan kuni, ishlarimiz besh bo'lgan kuni, shu kayfiyatlar zo'r bo'lganda shirin muomalalar nihoyatda zo'r bo'ladi. Ozgina asabimiz bo'lsa, zaharimizni kimga chachamiz? Ayol, nimaga desiz ko'taradi-da? Ko'taradi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lsin. Mana hech bo'lmasa-chi birodarlar, bugun yotgunga qadar shirin muomala qilamiz inshaalloh. Bir kunga ta'sir qilsa ham katta gap, chunki bir kun bo'lsa ham ayollar lutf ko'rsin bizdan, chiroyli muomala ko'rsin. O'sha masjidga yo'qroq boring dadasi deydi. O'sha juma kuni kelganingizda. Lekin ne qilaylik insonmiz? Esimizdan chiqib qoladi. Inson degan unutuvchi. Mana shu narsani tez-tez bir-birimizga eslatib turishimiz kerak. Qarang, Rasulullohning uyida ham shu muammo bo'lgan ekan. Kunlarning birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirsa, ozgina buroq Abu Bakr ham kirgan bo'ladi. Rasulullohni bir qancha ayollar o'tiribdi. Abu Bakr ruxsat so'rab kirib o'tirdi, Rasululloh jim. Ayollar ham jim. Abu Bakr ham jim o'tirdi. Ozgina turib, Umar ibn Xattob kirishiga ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Kirsa, Rasululloh jim. Abu Bakr jim. Rasulullohning ayollari ham jim. Shunday qarab turib, hozir bir gap gapiray, Rasulullohni kuldiray dedi-da, "Ya Rasululloh" dedi. "Agar meni ayolim" dedi. "Yo'q narsani talab qil, infoq qil" desa, bo'yniga burardim dedi. Payg'ambarimiz kulib olsa dedi sallam. "Ko'rmaysizmi" dedi. "Monolar ham xuddi shu narsani talab qilishyapti" dedi. Bu islom g'olib bo'lib, o'lkalar fath bo'lib, musulmonlarning qo'liga xayriyatlar kelishni boshlaganda Rasulullohning ayollari ham sal endi dunyomizni tekizlab bering. O Talhani uyda manaqa parda bor ekan, Zubayrning uyida manaqa parda bor ekan. Ha biz Rasulullohning ayollarimiz, bizni ham sal bu yoqimizni to'lab bersin deb turib, dunyo so'rashganida payg'ambarimiz shunda norozi bo'lib o'tirgan edi. Shunda Abu Bakr Siddiq turib, qizini o'qib oldi Oyisha onamiz. Nimaga Rasulullohning to'qatidan tashqari narsani talab qilasan? Umar ibn Xattob qizi Hafsani o'qib oldi. Sen nimaga Rasulullohdan yo'q narsani talab qilasan? Oyat nozil bo'ldi. Qarang, Rasulullohning qo'lida turgan ayollar ham farzand ilib ber degan ekan. Rasulullohning qo'lida tarbiya topgan ayollarda ham baribir ayol ekanda. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo oyat nozil bo'ldi. Ayting ayollaringizga, xohlasanglar dunyoda zo'r qilib qilib beramiz, chiroyli javob beraveraman. Xohlasanglar Alloh va Rasulining rozosi kerak bo'lsa, qolinglar. Oshonamizga aytdi payg'ambarimiz. Oyat nozil bo'lgandan keyin siz shoshilmang javob bergani. Borib ota-onangiz bilan maslahat qiling. Agar xohlasangiz, dunyoni nohatta bir chiroyli suratda beraman qo'lingizga, shu dunyo bilan javobingizni beraman. Yoki payg'ambarning qo'lida qolishingiz. Shunda yig'ladi oshonamiz. Ota-onam bilan maslahat qilamanmi siz bilan qolishingiz dedi-da, dunyodan voz kechdi.